Merhaba arkadaşlar. KPSS Coğrafya çıkmış soru çözümlerinde 2015 yılı lisans sorularıyla devam ediyoruz. Türkiye'yi etkileyen basınç merkezlerinden hangisi muson sisteminin bir parçasıdır? Şimdi arkadaşlar özellikle muson sisteminin parçası olan basınç merkezimiz Basra alçak basıncıdır. Tabii bunu özellik olarak baktığımızda şöyle yorumlayabilirsiniz yer bilgisi kısmında. Özellikle kuzey doğudan gelen basınç merkezimiz Sibirya. Ki Sibirya'nın olduğu kısım bize göre daha kuzeyde yer alıyor. Kaynağını 60 derece enlemlerine alan İzlanda. Bunun yanında güneydoğu kısmında yön olarak dikkate aldığımız Basra. Ki Muson Asyası bize göre güneydoğu kısmında kalıyor yön olarak. Ve Asor yüksek basıncını dikkate alıyoruz. Türkiye'de 4 önemli basınç merkezi. Ki özellikle Güneydoğu Asya'nın bulunduğu yer itibariyle Basra'nın özellikle bir parçası kısmında dikkate alıyoruz. Muson sisteminden kaynaklanan bu Basra gelip işte çöllerden geçip Türkiye'yi etkisi altına alabiliyor. O yüzden ya yer bilgisi ya da direkt bu bilgiyi bilmek gerekiyor. Muson sisteminin bir parçası olan basınç merkezimiz Basra'dır. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Peki ikinci sorumuz. Çok sayıda akarsuyun bulunduğu Türkiye'de akarsu vadilerinin büyük bir bölümünün V şeklinde ki V biliyorsunuz çentik vadi türü. Dar ve derin vadi türü olan bu vadilerde derine doğru aşındırma fazla ve yükseltinin fazla olması bu tür vadilerin fazla olması da etkili olabiliyor. Bu durumun başlıca nedeni hangisidir diyor. Türkiye'de baktığımızda akarsuların denge profiline ulaşmamış olması bunun en önemli sebebini oluşturuyor. Tabii yamaç eğim değerlerinin fazla olması demiş. Hani o alanda yüksek bir yer değilse yamaç eğiminin fazla olması ikinci plan. Çünkü başlıca nedeni diyor. Hani bu da bir etkendir, bir nedendir ama temel etken olarak özellikle MEP ya da ÖSYM denge profilini alıyor. Tabii tartışmalı kısmında eğim değerleri biraz tartışılır ama özellikle başlıca nedenidir. Temel nedenidir. Daha çok etkilidir sorularında tabii genelde bize daha yakın cevaplar olabiliyor. Ama burada C şıkkını doğru cevap olarak aldık. Yine ÖSYM'in dikkate aldığı bir nokta oluyor. Peki üçüncü sorumuz. Tatilini geçirmek üzere Türkiye'ye gelen bir turist. Türkiye'de kaldığı dönemde gece süresinin gittikçe kısalmakla birlikte buna benzer sorular daha önce çözdük. Lisans bazında değil ama ön lisans ve orta öğretim bazında bu tür sorular vardı arkadaşlar şu ana kadar çıkmış sorularda. Gece süresinin gittikçe kısalmakta olduğunu. Şimdi biz burada özellikle 21 Aralık tarihini en uzun gece süresi olarak alıyorduk. En uzundan sonra daha uzunu yok arkadaşlar. O yüzden en uzun geceden sonra artık geceler kısalmaya başlayacak. Gece süresinin gittikçe kısalmakla birlikte olduğunu ve gündüz süresine göre daha uzun olduğunu görmüş ki hangi tarihe kadar gündüz süresine göre daha uzundur? 21 Mart'a kadar. Çünkü 21 Mart'ta artık eşitleniyor ama eşitlenmeden bu süreçte yani 21 Aralık'tan 21 Mart'a kadar gece süresi hala uzun oluyor. O yüzden bizim aradığımız tarih 21 Aralık'la 21 Mart arasında olmalı. Bu tarih aralığında da A şıkkı var arkadaşlar. Ocak ve Şubat dönemi verilmiş. Dediğim gibi gece süresi gittikçe kısalmakta diyorsa 21 Aralık'tan sonra olacak. Ve gece süresinin gündüz süresine göre uzun olduğu diyorsa 21 Mart tarihine kadar çünkü eşitlenene kadar daha uzun oluyor. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Peki dördüncü sorumuzda bazı işaretli yerler verilmiş haritada buna göre oradaki toprakları bize soruyor. Ki bizim 3 numarada gördüğümüz Çernezyon ya da Çernozyen burada öyle verilmiş toprakları oluyor. Diğer 3 şıkkı eledim. Bunun yanında bir Çukurova alüvyal toprak oluyor. Zaten A şıkkında doğru cevap olarak dikkate alacağız. Kahverengi orman ki Karadeniz'de daha çok dikkate aldığımız orman ormanlara bağlı olarak geniş yapraklı ormanlara ve oradaki iklime bağlı olarak gelişen bir toprak tipidir. Alüvyal topraklar biliyorsunuz akarsuyun taşıdığı topraklar. Kahverengi orman ve Çernezyon toprakları yerli kaya ya da o alanda oluşmuş zonal topraklar arasında sayılan topraklar kısmında dikkate alınabilir. A şıkkı doğru cevabımız oldu burada. Beşinci sorumuzda Türkiye'de kışın genellikle kuzey sektörlü soğuk ve nemli hava kütlelerinin, yazın ise güney sektörlü sıcak ve kuru hava kütlelerinin etkisi altında kalır. Bu durum Türkiye'nin başlıca hangi özelliğinden
kaynaklanmaktadır. Şimdi Türkiye'nin baktığımızda güney ve kuzeyinden gelen hava kütlelerinin sıcaklığı düşürmesi ya da arttırması bizim kuzey yarımkürede olduğumuzu kanıtlıyordu biliyorsunuz. Çünkü kuzeyden kayıpsakal kodlaması yaptığımız, bunun yanında basınç merkezleri kaynaklı yine hava kütlelerinin etkisi genelde kuzey yarımküre ile alakalı. O yüzden burada kuzey yarımküreyi ifade eden özellikle dikkate aldığımızda geniş düzlükler olmaz. Üç tarafı denizlerle çevrili olur olmaz. Kuzeyinde güneyinde yüksek dağ sıraları olmaz. Ortalama yükseltisi fazla olmaz ama mutlak konum yani kuzey yarımküre ile ilişkilendirdiğimiz mutlak ya da matematik konum dikkate alınır. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Evet, 6. sorumuzda arkadaşlar. Platolar Türkiye'nin arazisi içerisinde geniş yer kaplıyor. Bu alanlarda genellikle kuru tarım ve hayvancılık faaliyetleri yapılıyor. Buna göre numaralandırılmış alanların hangisindeki platoda faaliyetlerin her ikisi bakımından bu genellemeye uymamaktadır. Yani kuru tarım ve hayvancılık faaliyetleri yapılır diyor. Bu ikisini dikkate aldığımızda her ikisine de uymamaktadır. Şimdi Akdeniz'de biliyorsunuz arkadaşlar daha çok ekstansif tarım yapılmıyor. Çünkü ekstansif dediğimiz tarım yöntemi gelişmemiş kuru tarım yöntemi. Ama bunun yanında intansif tarım yöntemi yapılıyor. Seracılık faaliyetlerinin olduğu kısımda. Ki bu kısımda baktığımızda hayvancılık kıl keçisi olarak var ama özellikle intansif tarım olduğu için kuru tarım ben burada alamıyorum. Ama diğerlerinin hepsinde hem kuru tarımı hem hayvancılığı dikkate aldığım için uymayan kısımda ben 2'yi değerlendiriyorum ki ikisi bakımından diyor. İkisi bakımından dediğinde bizim hayvancılığımız 2 numara için oluyor. Ama kuru tarım gelişmemiş tarım yöntemi, ekstansif tarım yöntemi olmuyor. Çünkü orada intansif tarım yöntemi söz konusu olmakta. Doğru cevabımız B şıkkı oldu. Evet, 7. sorumuzda oluşum kökeni yanlış verilmiştir diyor. Ki Takke kodlamasında geçen Tefenli, Acıpayam, Korkuteli, Kestel, Elmalı gibi ki Takke kodlamasının son harfi Elmalı gibi ovalarımız oluşum olarak karstik. Bafra Çarşamba gibi ovalarımız delta. Nazilli tektonik aydında bulunan. Merzifon Amasya'da bulunan tektonik Kuzey Anadolu fay hattı. Ergen arkadaşlar delta değil Ergeneyi tektonik oluşumlu bir ova olarak dikkate alıyoruz. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Evet, 8. sorumuzda Türkiye'nin 1927-2014 dönemine ait nüfus gelişim özelliklerinden biri değildir demiş. Kırsal nüfus oranı geçmişten günümüze azalmaktadır ki özellikle 1950'lerden sonra bu azalma net bir şekilde görüldü. Tabii 27 yılında en yüksek seviyedeydi. Özellikle dediğimiz gibi bu süreçte 50'den sonra çok hızlandı ulaşımın da gelişmesiyle. Sonuçta bu doğru bir ifade mi? Evet, doğru bir ifade. 1927'den bu yana azalıyor ve bu azalma 1950'den sonra hızlı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ortalama yaşam süresi giderek uzuyor. Yaşam şartları iyileşiyor. Aritmetik nüfus yoğunluğu giderek artıyor çünkü Türkiye'nin nüfusu sürekli arttı. Geçmişten günümüze nüfus artış hızı yükselmektedir diyor. Ki geçmişten günümüze arkadaşlar hep yükselmiyor. Düştüğü dönemler de var, arttığı dönemler de var. Örneğin 40-45 döneminde bir azalma. 55-60 döneminde bir artma. Yine 75'ten 80 dönemine baktığımızda bir nüfus artış hızında azalma. Yani bu kısımda bir dalgalanma söz konusu. O yüzden doğru cevabımız D oldu. Şehir nüfusu, kent nüfusu tabii kırsal nüfus azaldığı için onda da bir artış görüldü. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Evet, 9. sorumuz arkadaşlar. Türkiye'de geçici kırsal yerleşmeler bakımından çeşitlilik gösteriyor. Bu yerleşmelerdeki temel ekonomik faaliyet türü hayvancılık, bazen de tarım oluyor. Aşağıdakilerden hangisi bu tür yerleşmelerden biri değildir diyor. Ki baktığımızda özellikle yayla, ağıl, oba, kom gibi yerleşmelerimiz ki komda hayvancılık, obada hayvancılık yine yayla da genelde itibariyle hayvancılık, ağılda hayvancılık yapılıyor. Mahalle burada kalıcı yerleşme çünkü divan, mahalle, çiftlik gibi yerleşmelerimiz kalıcı özellik gösteriyordu. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Diğerleri geçici. E'de belirtilen kalıcı bir yerleşme türü köy altı yerleşmeleri içerisinde. Evet, 10. sorumuzda arkadaşlar. Zonguldak, Çanakkale, Antalya illeri göz önünde alındığında ortak olduğu söylenebilir aşağıdaki özelliklerden hangisinin? Şimdi limanların geniş bir hinterlanda sahip olması diyor. Mesela Antalya limanı o kadar geniş bir hinterlanda sahip değil. Çanakkale yine çok fazla değil biliyorsunuz. Onu attım. Madenciliğin önemli bir ekonomik faaliyet olması Antalya için madencilik önemli bir ekonomik faaliyet değil. Nüfusun kıyı kesimde yoğun, iç kesimde seyrek olması evet. Bu illerde özellikle Karadeniz ve Akdeniz'de nüfus daha çok kıyıda toplanabiliyor. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Yaz ve kış mevsiminde nüfusta büyük fark, Zonguldak'ta böyle bir farklılık olmuyor. Antalya mesela olabilir ama hepsi için ortak değil. Tarım ve turizm etkinlikleri ki Zonguldak için tarım, turizm etkinliği çok önemli değil. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu.
Evet, 11. sorumuzda arkadaşlar. Haritada yine bazı merkezler gösterilmiş. Arazi yapısı engebeli olmasına rağmen bu alanların hangisine yoğun bir tarımsal faaliyet yapılmaktadır? Tabii baktığımızda Doğu Karadeniz çay tarımı, bunun yanında Doğu Karadeniz kıyılarında fındık tarımının yapılması arkadaşlar öne çıkan bir nokta. Yani o alan dağlık engebeli olduğu gibi bunun yanında en önemli faaliyet türlerinden birisi ve Türkiye'de sadece o alanda yapılan bazı tarımsal faaliyetler ön plana çıkmasına etkili olmuş. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. 4 numarada zaten hani tarımsal faaliyet Toroslar var orada dağlık engebeli ve 5'teki kadar yoğun değil. Yani bizim yoğun bir tarımsal faaliyet aramamızdaki noktayı kaçırmamak gerekiyor. Evet, 12. soruda bazı koyu renkli yerler verilmiş. Bölge sınıflandırmasında kullanılan ölçütler dikkate alındığında hangisi içerisinde bu alanlar ya hangi bölge içerisinde bu alanlar yer alır demiş ki bu kısımda baktığımızda özellikle belirtilen alanlar arasında Zonguldak çevresi, Düzce çevresi de Düzce Zonguldak çevresi yaklaşık olarak bunun yanında Elazığ çevresi. Yine baktığımızda Balıkesir çevresine bazı alanlar verilmiş. Ki Maki bitki örtüsü olamaz çünkü şu bozuyor. Elazığ kısmı bizim özelliğimizi bozuyor. Mera Hayvancıl demiş ki burada baktığımızda Batı Karadeniz'de çok fazla yaygınlık göstermiyor. Karasal iklim demiş ki Karadeniz iklimi görülüyor. Karadeniz kıyısına verilen alanda. Turizm demiş. Turizmde çok ön plana çıkan yerler değil bu alanlar. Geriye bir tek maden kalıyor. Zaten Elazığ maden çeşitliliği bakımından oldukça önemli bir ili oluşturuyordu. Doğru cevabımız B şık oldu. 13. sorumuzda Karadeniz ve Akdeniz kıyı kesiminde hızlı tren hatlarının yapımını karşılaşacak en önemli sorunu bize sormuş. Ki o alanlar arkadaşlar dağlık ve engebeli alanlar. Buna bağlı olarak maliyeti arttırıyor ve oraya demir yolu yapmak oldukça maliyetli. Tabi yapılmaz mı? Yapılır ama engel oluşturabilecek ya da oraya yapılmasında bir olumsuzluk oluşturabilecek nokta dağlık engebeli alanlar olmasıdır. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Peki 14. sorumuzda bir tablo verilmiş. Türkiye'de bazı sektörlerdeki ihracat değerlerinin milyon dolara karşılığı verilmiş. Milyon dolar olarak verildiğini unutmuyoruz. Artı bazı sektörlerin ihracattaki değerleri bunu unutmuyoruz. Buna göre baktığımızda yalnızca tablodaki bilgilere dayanarak hangisine ulaşamayız? Tarım ve hayvancılık ürünleri ihracatında yıllar itibariyle artış görülmüş. Ki 4.3, 4.9, 5.1 gibi düşünürsek evet doğru. Yıllar arasında en büyük ihracat artış oranı metal cevheri. Şimdi bakıyoruz 6, 8, işte 689'dan 1200. Yani ikiye katlanmış. O kısımda %50'den fazla bir artış var burada. Özellik olarak ki 15, 14, 17 burada çok büyük bir değişim yok. 147, 141 çok büyük bir değişim yok. O yüzden bunu da doğru kabul ediyoruz. Türkiye'nin toplam ihracatı, şimdi toplam ihracatını bazı sektörlerden nasıl çıkaracağız? Bu bir. 2009-2013 yılları arasında artış göstermiş ki ben sadece bu 4 ürüne bakarak bunun hakkında toplam ihracat hakkında bir şey söyleyemiyorum arkadaşlar. O yüzden doğru cevabım C şıkkı oldu. Sektörler içerisindeki en büyük ihracat değerleri ana metal ki bakıyorum özellikle olarak sektörler içerisinde en büyük ihracat değerleri ana metal sanayisi 15, 14 ki diğerlerine göre daha yüksek. Basın ve yayım sektörü ihracatında doğrusal bir artış yoktur. Ki bakıyoruz öyle bir artıyor bir azalıyor. O yüzden bu da doğru. Yani C şıkkı burada çıkarılmayacak kısım oldu. Evet, 15. sorumuza baktığımızda Seyit Ömer ki Kütahya kısmında önemli bir lignit işletmesi. Çayırhan yine santral olarak baktığımızda lignitle çalışıyor. Çatalazı taş kömürle çalışıyor. Bunların kuruluş yeri dikkate alındığında özellikle kömüre yakın oluyor arkadaşlar. Çatalazı taş kömürü diğerleri lignite yakın olduğu için bunların özellikle B şıkkında değerlendirildiğini söylemek mümkündür. Bunların bulunduğu alanda kömür var arkadaşlar. O yüzden kömüre yakın yerde kurulmuşlar. B şıkkı doğru cevabımız oldu. 16. sorumuzda Türkiye'deki hayvancılık faaliyetlerini dikkate alırsak, arıcılık faaliyetlerinin en yoğun olarak yapıldığı yer Trakya demiş. Bu doğru değil arkadaşlar. Arıcılık faaliyetlerinin Türkiye'de en yoğun yapıldığı yerler arasında Doğu Karadeniz. Bunun yanında baktığımızda Muğla çevresi, yine Adana çevresi, bunun yanında Hakkari, Erzurum Kars çevresi yine dikkate alınabiliyor. Bu alanlarda özellikle daha fazla geliştiğini söyleyebiliriz. O yüzden yanlış.
Karadeniz kıyı kuşağında küçük baş hayvancılık yaygın bir ekonomik faaliyet değil. Özellikle balıkçılık ya da büyük baş orası için daha ekonomik bir faaliyet türünü oluşturuyor. Bunu unutmayalım. Küçük baş orada çok fazla tercih edilmeyebilir. Erzurum Kars platolarında genel olarak mera, evet doğru, çayırlar ve ona bağlı meralarda büyük baş hayvancılık yapılıyor. Yalnız 3 doğru çıktı. C doğru cevabımız oldu. Evet, 17. sorumuzda Türkiye'de sanayi faaliyetleri bakımından ön planda olan kentler aynı zamanda nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerdir. Buna göre aşağıdaki kentlerin hangisi nüfus yoğunluğunun fazla olmasına karşın sanayi faaliyetleri diğeri kadar ya da diğerleri kadar gelişmemiştir? Şimdi baktığımızda Eskişehir sanayi bakımından oldukça önemli. Kayseri önemli. Dokuma sanayisi, onun dışında baktığımızda mobilya sanayisi, et ve süt ürünleri çok gelişmiş. Gaziantep doğunun en gelişmiş ili bu anlamda sanayileşme bakımından. İzmir zaten sanayileşmiş. Yalova'ya baktığımızda sanayi faaliyetleri diğeri kadar gelişmemiş ama nüfus yoğunluğu fazla çünkü yüz ölçümü küçük. Mesela bu anlamda nüfus yoğunluğunu sadece etkileyen faktör nüfus değil. Yüz ölçümü küçük olan yerlerde nüfus yoğunluğu fazla çıkıyor ama gelişmiş yerler olmayabiliyor. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Evet, 18. ve son sorumuzda Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye'nin ekonomik yapısıyla ilgili hangisi yanlıştır demiş. Çalışanların büyük bir kısmı o dönemde tarım sektöründe çalışıyordu ki %90'a yakını. Tarımda makine kullanımı ve teknik düzey yeterli değildi. İhracat içinde sanayi ürünlerinin payı diğerlerinden daha fazlaydı demiş. Cumhuriyet'in ilk yıllarında sanayileşme çok fazla olmamıştı. O yüzden bu doğru bir ifade değil arkadaşlar. Tarım arazileri içerisinde en büyük pay tahıl tarımına ki şu anda öyle. Tüketime daha fazla işte un tüketimine bağlı olarak temel besin maddesi. Sanayileşme hızı oldukça yüksek çünkü sanayi yoktu. Yapılan sanayilerle birlikte hız fazlaydı. Yani hiç sanayi yokken bir tane yapılması durumu %100 artması. Birken iki olması %100 artması. Yani bu şekilde hız oldukça yüksek ama sanayi yeterince yok o dönemde. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Evet, bir çıkmış soru çözümünün daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum. Merhaba arkadaşlar. KPSS çıkmış sorular çözümleriyle birlikte devam ediyoruz. 2016 KPSS lisans soruları sıradaki soru çözümümüzde yer alacak sorular. Evet, birinci sorumuz arkadaşlar. 5 adet numaralandırılmış yer verilmiş. Bu yerlere ait toprak özellikleriyle eşleştirme yapıldığında hangisi dışarıda kalacak ya da hangisine ait özellik verilmemiştir şeklinde bir sorumuz var. Yüksek boylu çayır diyorsa, yazları yağışlı diyorsa, özellikle sert karasal iklimin görüldüğü alanlarda yüksek boylu çayırlar altında biz çernezyum topraklarını görüyoruz arkadaşlar. Ki yüksek boylu ot ya da yüksek boylu çayır gibi kelimeler duyuyorsanız yaz yağışları da varsa özellikle Kuzeydoğu Anadolu'da Erzurum Kars çevresindeki çernezyum topraklarını dikkate almanız gerekiyor. Kalker anakaya üzerinde oluşan kırmızı renkli bu topraklarda organik madde miktarı azdır demiş. Kalkerli arazilerde oluşuyorsa, kırmızı renkli ise bunlar yerli topraklardan terra rossa dediğimiz kırmızı renkli Akdeniz topraklarını ifade etmektedir. Türkiye'de en karakteristik görüldüğü alanlar teke ve taşeli gibi alanlarda karşımıza çıkmaktadır. Tabii tek görüldüğü yerler bunlar değil. Akdeniz iklim ve kalkerli arazi varsa biz terra rossaları görüyoruz. Yıkanmanın fazla olduğu asit karakterli ki asit oranı bir yerde yıkanma fazla, yağış fazlaysa daha fazla olur. Türkiye'de asit karakterli dediğimizde özellikle Doğu Karadeniz kıyılarında, tabii yine şunun altını çizerek de söyleyelim, Türkiye'de laterit toprakları yok arkadaşlar ama lateritleşme var. Ki o da asit karakterli topraklar olarak Doğu Karadeniz'de karşımıza çıkıyor. Bünyelerinde bol miktarda çeşitli tuz bulunduran bu toprakların verimi düşüktür demiş. Özellikle iç bölgelerdeki kapalı havzalarda gördüğümüz Tuz Gölü ve çevresinde yoğunlukla bulunan tuzlu toprakları burada dikkate almak mümkündür. Ki burada bir numara özelliği verilmeyen alan oldu. Çünkü o alanda kahverengi renkli bozkır topraklarını görmek mümkün diyebiliriz. Evet, ikinci sorumuzda bir grup doğa yürüyüşçüsü kıyıdan başlayarak bir dağa tırmanırken kestane, Gürgen, şimşir, kayın ki bunlar arkadaşlar geniş yapraklı ağaçlarla başlamış, kıyıdan başlamış. Ki biz direkt kıyıdan geniş yapraklıyla başlıyorsa orman alt sınırı en alçak olan yeri demek ki dikkate alıyoruz ki böyle bir çıkarım yaptık. Çünkü orman alt sınırı direkt kıyıdan başlamış ya da ormanlar direkt kıyıdan başlamış. Bu yerde tabii ki orman alt sınırının en alçak olduğu yer olarak Karadeniz kıyılarını biz dikkate almak durumundayız. Demek ki bu yer Karadeniz kıyılarında bir yer.
Bakın bir çıkarım yaptık. Bu çıkarıma göre soruyu çözüyoruz. Ki diğer türlü işte kestane neredeydi, Gürgen neredeydi, Sarıçam neredeydi? Bunlara girerseniz işiniz biraz daha zorlaşabilir çünkü ezber yapmanız gerekiyor. Direkt kıyıdan başlayarak eğer orman varsa demek ki orman altları en alçak yerdir yorumu. Ki bu da Karadeniz'de bir yer olarak, Karadeniz kıyılarında bir yer olarak dikkate aldık. Amanos, Hatay'da ki Akdeniz iklimi söz konusu olmadı. Bozdağlar özellikle Manisa-İzmir arasında dikkate aldığımız dağları oluşturuyor. Bu da olmadı. Kaz Dağları, Balıkesir ki Balıkesir'de de yine Akdeniz iklimi söz konusu, o da olmadı. Bol kar da Akdeniz kısmında özellikle baktığımızda bol kar, Aladağlar, Taşeli kısmında dikkate alınıyor. Ama Kaçkarı Rize'de dikkate aldığımız için doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Çünkü direkt kıyıdan dediğimiz gibi ormanlar başlamış. Evet, üçüncü sorumuzda deprem riski diğerlerinden daha az. Tabii tektonik deprem riskini dikkate almak gerekiyor bu soruda. Biraz açıklama verilseydi daha iyi olurdu. Bu kısımda Kuzey Anadolu fay hattının geçtiği yerleri bir defa bilmemiz gerekiyor. Çizgimi çektim. Fay hattımı çektim. Bunun yanında Batı Anadolu fay hattı çok fazla kırıklı yapıya sahip. Bunun yanında Güney ya da Doğu Anadolu fay hattını 3 ana fay hattı olarak dikkate alıyorum. Ben bu fay hattını çizdiğimde bu fay hattının çevresinde daha fazla deprem riski söz konusu. Daha az dediği için de onlara uzak olan. Yani burada Mersin, Anamur, işte Konya, Türkiye'de deprem riskinin en az olduğu alanlar arasında sayılıyor. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Evet, dördüncü sorumuzda arkadaşlar yaz ile kış sıcaklığı arasındaki fark bir bölgenin karasallığını gösteriyor. Ki fark ne kadar fazlaysa karasallık o kadar fazla oluyor. Türkiye'de de karasallığın en şiddetli olduğu iklimimiz sert karasal iklim. Kuzeydoğu Anadolu'da görülüyor. Ki sert dememizin sebebi yazla kış arasındaki sıcaklık farkının oldukça fazla olması. Karasallık daha fazladır dediği için ben Kuzeydoğu Anadolu'yu almam gerekiyor. Çünkü Kuzeydoğu Anadolu Türkiye'de en sert ya da sert karasal iklimin görüldüğü alan. O yüzden doğru cevabım 5 oluyor. 3'te Akdeniz iklimi var. 2'de Ilıman Karasal. 4'te Ilıman Karasal. 1'de baktığımda yine karasal iklim etkilerini görüyorum ama o kadar sert değil. Ki şunu da unutmayın. Özellikle karasal bir yer varsa, yükselti artıyorsa karasallık şiddetinde de bir artış görülecektir. O da önemli noktalardan birisi. Bu sorumuza doğru cevabımız E şıkkı oldu. Evet, beşinci sorumuzda Türkiye'de buzul aşındırma ve biriktirme şekillerinin bulunduğu yerler. Ki Türkiye orta kuşakta olduğu için zaten deniz kıyısına buzulların inmediğini ve şekillerinin görülmediğini deniz kıyısında biliyoruz. Ama Türkiye'de buzul şekilleri de görülmüyor demek hatalı olur. Çünkü Türkiye'de yüksek dağlık alanlarda ve yükseltinin genellikle 2000-2200 metre üzerinde bulunduğu alanlarda biz buzul aşındırma şekillerini ve biriktirme şekillerini görebiliyoruz. O yüzden 1 ve 3 yani B şıkkı doğru cevabımız oldu. ÖSYM'nin sevdiği bir soru tipi. Türkiye'de buzul aşındırma ve biriktirme şekilleri nerelerde var? Bunları bilmenizde fayda var. İşte Uludağ'da var. Genelde 2000-2200 metre üzerindeki dağlar. Kaçkar'da var. Bunun yanında Erciyes'te var. Bunun yanında Akdeniz'de Toroslar'da var. Yine Kuzey Anadolu Dağları kısmında dikkate alınan alanlar Doğu Karadeniz'de daha çok yoğunlaşıyor tabii. Doğu Anadolu'da var ki Doğu Anadolu Türkiye'de buzul şekillerinin en fazla görüldüğü alanlar arasında sayılabiliyor. Evet, altıncı sorumuzda arkadaşlar Türkiye'de karstik şekiller yaygın olmakla birlikte polye en geniş karstik aşınım çukurluğuydu. Batı Toroslar'da daha fazla bulunmasının nedeni nedir? Ki o alanda arkadaşlar özellikle Batı Toroslar dediği kısımda Teke'ye doğru tabii Teke'den başlayarak Antalya, Mersin kısmını ifade ediyor. Bu alanlarda baktığımızda kalın kalker tabakası ve kırıklı yapının varlığı önemli bir rol oynuyor. Ki kalın kalker tabakası ne kadar kalınsa şekiller o kadar belirgin oluyor. Bunun yanında o kırıklı alanlardan özellikle yer altına sular sızabiliyor. Tabii ki kırıklı alanları parçalanması sonucu daha aşınma kolay olabiliyor. Yani bu tür durumları dikkate almak mümkündür. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet, yedinci sorumuzda yukarıdakilerden hangileri Türkiye arazisinin ortalama yükseltisinin fazla olmasında diğerlerinden daha etkili olmuştur? Şimdi Türkiye'nin ortalama yükseltisinin fazla olmasında epirojenik hareketlere toptan yükselmenin etkisi oldukça büyük. Bunun yanında dağ oluşumları yani orojenezle birlikte birçok alanın yükselmesi Türkiye'nin ortalama yükseltisini arttırmıştır. Batı Anadolu'da Horst ki Horstların bulunması tamam arttırabilir ama o kadar yüksek bir dağ yok orada. Grebenler zaten alçak kesimler. Yani greben dediğimizde oranın yükseltisini arttırmak bir yana dursun daha da düşürebiliyorlar. Çünkü ovalık alanları daha alçakta olan yerleri oluşturuyor bunlar. Akarsu aşındırması akarsu aşındırıcı deniz seviyesine yaklaştırıyor bir alanı. O yüzden orada engebeyi arttırabilir ama yükseltiyi arttıran bir faktör olmuyor. O yüzden 1 ve 3 yani B şıkkı doğru cevabımız oldu.
Evet, 8. sorumuzda Türkiye'de 1960'tan günümüze kadar olan dönemde nüfus artışı ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? Nüfus artış hızı yıllar arasında aynı oranda gerçekleştirmiştir diyor ki nüfus artış hızı arkadaşlar 40-45 döneminde düşüşe uğramıştı. 55-60 döneminde en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Sonra tekrar bir düşüşe geçmişti. Yani Türkiye'de yıllar arasında nüfus artış hızının aynı olma ihtimali yok. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Toplam nüfus miktarı sürekli artıyor. Nüfus artış hızı bölgelere göre değişiklik gösteriyor. Kırsal kesimde nüfus artış hızı doğal yani doğum ve ölümler arasındaki orantıyla daha çok oluyor. Büyük şehirlerde nüfus artışı genellikle göçlerle olabiliyor. O yüzden burada doğru cevabımız A şıkkı oldu. Evet, 9. sorumuza geldik. Türkiye'de 1950'li yıllardan günümüze kentsel nüfus oranında bir artış söz konusudur. Bu durumun oluşmasında hangisinin etkisi daha azdır demiş ki en tehlikeli soru tipleriydi. Daha az, daha çok soruları dikkatlice değerlendirmemiz gerekiyor. Eğitim imkanlarının kentlerde fazla olması bu önemli bir kriter. Kentte iş olanakları zaten en önemli faktörler arasında. Sulu tarım alanlarının genişlemesi. Şimdi sulu tarım alanları genişlerse arkadaşlar, özellikle kent bazında bakarsak yani kentin çekiciliği olarak bunu değerlendiremeyiz. Bunun yanında sulu tarımın gelişmesi demek tarımın gelişmesi demek. Tarımın gelişmesi demek o alanda da çiftçinin daha fazla para kazanması demek. O yüzden bu çok da etkili bir durum gibi gelmiyor. Diğerlerini de değerlendirelim. Tarımda makineleşmenin yaygınlaşması ki tarımda makineleşme ile birlikte kırdan kente göç de artmaya başladı. Sanayi faaliyetlerinin kentlerde yoğunlaşması iş imkanlarını arttırdı. Dediğimiz gibi sulu tarım burada diğerlerine göre diğerlerine oranla etkisinin daha az olduğu bir noktada değerlendirilebilir. Peki 10. sorumuzda Türkiye'de özellikle büyük kentlerde son yıllarda kentsel dönüşüm ve değişim uygulamalarına önem verilmiş. Türkiye için bu uygulamaların zorunlu hale gelmesinin temelinde aşağıdaki sorunlardan hangisinin daha etkili olduğu söylenebilir. Kentlerin hızlı ve plansız gelişmiş olması ve bu plansız gelişmeye bağlı olarak birçok sorunla karşılaşılması insanları mecburen neye yöneltmiş? Kentlerde kentsel dönüşüm yani planlı bir kentleşme kısmında o alanların işte düzenlenip planlı bir şekilde tekrar oluşturulması öngörülmesi kısmında tabii ki daha önce yapılması gereken bir şeydi ama yapılmayınca sonradan bu tür zorunluluklar dikkate alınabiliyor. Nüfus artışına paralel olarak araç sayısının artması değil ki böyle bir durum söz konusu olamaz. Kent içi ulaşım sorunlarının yaşanması ki tabii ki etkili ama sonuçta şu A şıkkında belirttiğimiz durum daha da etkili oluyor. Konut ihtiyacının artması ki burada ne yapıyoruz? Kentsel dönüşüm dediğimiz var olan konutların plansız kentleşme olduğu için yıkılıp yerine planlı bir şekilde yapılmasını öngörüyoruz. Sanayi tesislerinin çevresi etkilerini tabii bunun etkisi de var ama dediğimiz gibi daha çok dediği daha etkili dediği için biz A şıkkını dikkate aldık. Peki 11. sorumuzda dünyada son yıllarda gelişmekte olan kruvaziyer turizmi Türkiye'de de gelişmekte. Kruvaziyer turizminin büyük yolcu gemilerinin yanaşabildiği uygun limanların varlığı açısından önem taşıyor ve bu çevredeki turistik çekicilikler de önemli. Türkiye'de bu turizm etkinliğinin en fazla gelişme gösterdiği iki limanı sormuş. İlk başta arkadaşlar Kuşadası Limanı vazgeçilmez bir liman bu kısımda kruvaziyer turizmi için. İkincisi ise İstanbul olarak dikkate alıyoruz. Tabii şu anda Kuşadası hala en önemli limanlar arasında dikkate ya da ilk sırada dikkate alınan bir liman oluyor. Peki 12. sorumuzda bu durumun oluşmasında petrol ve doğalgazın temin edildiği ülke arasında hangisi yoktur demiş. Şimdi Türkiye birçok ülkeden petrol ve doğalgaz alıyor. Ve boru hatlarıyla bunu Türkiye'ye işte bazılarında Türkiye'ye ulaştırıp oradan Avrupa'ya yine pazarlanma durumu söz konusu olabiliyor. Bu kısımda da biz Irak'tan petrol alıyoruz. İran'dan doğalgaz petrol alıyoruz. Rusya'dan aynı şekilde doğalgaz büyük bir oranda alıyoruz. Azerbaycan'dan alıyoruz. Ama Gürcistan'dan sadece boru hatları geçiyor arkadaşlar. Gürcistan'dan herhangi bir şekilde doğalgaz ve petrol alımı yapmıyoruz. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Evet 13. soruda hangisinde jeotermal enerjiden elektrik üretimi yapılmaktadır? Türkiye'nin ilk jeotermal santralinin Denizli'de olduğunu biliyoruz. Bunun yanında Denizli Sarayköy ki ikinci örneğimiz Aydın Germencik. Yani şu çevrede biz o santrali aramalıyız ki bu alanda baktığımızda Denizli Sarayköy, Aydın Germencik gibi santraller bulunduğu için ki Ege yoğunlukta olan bir yerde bu kısımda kırıklı yapıya bağlı olarak o yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. 14. sorumuzda aşağıdaki illerin hangisinde şeker fabrikası yoktur diyor. Ki şeker fabrikası baktığımızda şeker tarımının yoğun olarak yapıldığı yerlerde kuruluyor. Türkiye'de baktığımızda Doğu Karadeniz kısmında şeker fabrikası yok.
Bölge olarak Güneydoğu Anadolu'da şeker fabrikası yok. Akdeniz ve Ege kıyılarında şeker fabrikası yok. Çünkü o alanlarda şeker pancarı tarımı çok fazla yapılmıyor. Özellikle Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da daha çok iklimle alakalıyken, Ege ve Akdeniz'de daha çok getirisi yüksek olan ürünlerle alakalı. Ki Uşak'ta var, Kayseri'de var, Kars'ta var, Kırklareli'de var. Az önce ne demiştik? Doğu Karadeniz'de şeker fabrikası bulunmuyor. Artvin'de Doğu Karadeniz'de bulunduğu için doğru cevabımız E şıkkı oldu. Evet, 15. sorumuzda Türkiye'de tarım ürünlerinin çeşitliliği ve üretimin fazla olması tarıma dayalı sanayinin gelişmesini sağlamış. Hangisi baktığımızda gelişmeyi sağlayan tarım ürünlerinden biri değildir diyor. Şimdi şeker pancarı Cumhuriyet'in ilk yıllarında şeker fabrikalarının kurulmasıyla önem taşıyor. Pamuk ki dokuma fabrikalarının kurulmasıyla önem taşıyor. Tütün yine aynı şekilde. Çay aynı şekilde ama kivi için aynı şeyi söylemek mümkün değil arkadaşlar. Zaten özellik olarak baktığımızda kivi Türkiye'de çok fazla pamuk gibi yani şeker pancarı gibi önemli olan bir ürün değil. Artı sanayisi, tarıma dayalı sanayisinin geliştiği konusunda çok fazla bir şey söyleyemiyoruz kivi adına. Ama diğerleri özellikle sanayisi bakımından da oldukça gelişmiş tarım ürünlerini oluşturuyor. E şıkkı doğru cevabımız oldu bu soruda. 16. sorumuzda bazı işaret yerler verilmiş. Buna göre eşleştirme yapıldığında bu merkezlerde hangi madenler olur? Şimdi 3 Artvin Murgul arkadaşlar. Artvin Murgul'da ki kader kodlamasından aklımıza geliyordu. İşte Kastamonu, bunun dışında Artvin, Diyarbakır, Elazığ, yine Rize gibi alanlar dikkate alınıyordu. Artvin Murgul'da arkadaşlar bakır çıkarımı yapılıyor. Ki şıklarda 3'te bakır olan sadece A şıkkı var. 2 Sivas Divriği demir kısmında dikkate alıyoruz. 1 ise bor, özellikle Susurluk, onun yanında Eskişehir, Kütahya gibi alanlara dikkate alınıyor. Ki direkt 3'e baktığımızda zaten bu soru çıkıyor. Sivas demir verilmiş, yine bor verilmiş Balıkesir çevresi, Artvin'de de Artvin Murgul'da da bakır olarak dikkate aldık. A şıkkı doğru cevabımız oldu. 17. soruda Türkiye'de uygulanan bölgesel kalkınma projelerinin temel amaçlarından biri değildir demiş. Bölgeler arası gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak istiyoruz. Göç hareketini ki dışarıya olan göçleri özellikle azaltmak ve o kişileri yerinde tutmak yine bunun amaçlarından birisi. Doğal ve beşeri kaynakları en iyi şekilde kullanmak ve onlara bağlı özellikle yatırımları yaparak o alanın gelişmesini sağlamak. İstihdamı geliştirecek yani iş imkanlarını arttıracak bir durum temel amaçlardan birisi söz konusu. Bölgedeki yabancı sermaye yatırımlarını arttırmak bölgesel kalkınma projelerinin bir amacı değildir. Ki E şıkkı doğru cevabımız oldu. Bilgi sorusu olarak dikkate alabiliriz. 18. sorumuzda dış ticarete konu olan ürünler dikkate alındığında hangisinin ihracat gelirleri içindeki payı daha azdır demiş. Şimdi motorlu kara taşıtlar arkadaşlar şu anda da birinci sırada geliyor. Bunun yanında kazan makineler şu an için değerlendirirsek yine birinci sırada o dönemde de yine önemliydi. Demir çelik ilk 5'te yer alıyor genelde. Elektronik makine ve cihazlar yine önemli. O yılda yine ilk 5'te yer alıyordu. Ama o sorulduğu yılda, ki yine ben hatırlatıyorum burada. Bu soruları biz sorulduğu yıllara göre çözüyoruz. Şu an verdiğimiz bir cevap 2019 verilerine göre doğru cevap olmayabilir. Yani tekrar altını çiziyorum. Şu an o dönemde sorulduğu duruma göre bu soruları çözüyoruz. Hadi ben yine o dönem dışına da çıkmaya çalışıyorum. Yani dönem olarak bizim dönemimizde de nasıl bir tablo oluşmuş onu da vermeye çalışıyorum. Ama bu soruları çözerken arkadaşlar mutlaka o yılın verilerini değerlendirerek çözdüğümüzü unutmayın. Yani burada işte şu diyorum, 2019'daki veride belki birinci ya da ilk beşte yer almayabilir. O kısım farklı. Evet, pamuk ipliği sorulduğu yılda arkadaşlar o dönemde 18. sırada yer alıyordu. Ama diğerleri ilk 5'teydi. Yani direkt o verileri kullanarak bunun 18. sırada olduğunu şu an mesela ilk 20'de yok. Yani o kısımda değişkenlik gösterebiliyor. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Çünkü diğerleri ilk 5'teyken bu 18. sırada olmuştu o yıl. Evet arkadaşlar bir soru çözümünün daha sonuna geldik. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar. Merhaba arkadaşlar. KPSS coğrafya çıkmış soru çözümleri 2016 yılı orta öğretim sorularıyla devam ediyoruz. Yukarıdaki haritada bazı alanlar koyu renkle gösterilmiş. Bu alanlarda aşağıdaki doğal afetlerden hangisi daha sık görülmektedir? Doğu Karadeniz kıyıları, özellikle Meriç Nehri ve çevresi, yine Menteşe, Muğla, Antalya çevresi dikkate alınırsa, özellikle Meriç Nehri biliyorsunuz sık sık taşıyor. Bunun yanında Antalya'da sık sık sel ve taşkınlara bağlı olarak seralar zarar görüyor.
Özellikle Doğu Karadeniz kısmındaki en son olanlarda işte fındık bahçeleri zarar görmüştü selden dolayı. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Orman yangını ki Doğu Karadeniz kısmından dolayı olmaz. Heyelan dediğimizde Ergene kısmında zaten çok fazla olmaz. Çığ yine Ergene kısmında çok fazla olmaz. Deprem yine baktığımızda Ergene kısmında çok fazla risk yok diyebiliriz. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Evet, ikinci sorumuzda Türkiye'de bir meteoroloji istasyonuna ait yıllık toplam yağışın mevsimlere göre dağılışını gösteren grafikte kış yağışlarının yaz yağışlarından daha fazla olması hangisiyle ilgilidir diyor. Özellikle Türkiye'de kış yağışlarının fazla olması, yaz yağışlarına göre daha fazla olması, özellikle deniz eritmelere yakın olmasıyla alakalı olarak dikkate alınıyor. Karasal etkilere yakın olmasıyla diyor ki karasal alanlarda baktığımızda yaz yağışları özellikle Erzurum Kars kısmını dikkate alırsak ya da ilkbahar dönemlerinde daha fazla olabiliyor. Kar şeklinde yağış almasıyla ki değil. Çünkü kış aylarında baktığımızda hep kar yağışı söz konusu olmuyor. Yüksekliğin düşük olmasıyla değil. Yağışların orografik yani yamaç yağışlarının olmasıyla kış yağışları özellikle Karadeniz'e bakarsak sonbahar yağışları daha fazla. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Evet, üçüncü sorumuzda arkadaşlar. Aşağıdaki dağların hangisinde buzul aşındırması sonucu oluşan Sirk göllerine rastlanmaz? Kaç kar üzerinde var? Bunun yanında özellikle Mercan, Tunceli civarında bunda yine söz konusu. Bol kar Toroslar'da yine burada var arkadaşlar. Karçal yine Doğu Karadeniz kısmında orada da var. Ama Köroğlu Dağları'nın olduğu kısımda biz Sirk göllerini göremiyoruz. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Bununla ilgili arkadaşlar bir videomuz var. Ona bakmanızı tavsiye ediyorum. 1 dakika bir bilgi serisinde dikkate alabilirsiniz. Evet, dördüncü sorumuzda arkadaşlar. Türkiye'nin ortalama yükseltisinin fazla olmasında etkili olan dağlar genel olarak kıvrılma, kırılma, volkanizma ile meydana gelmiş. Buna göre aşağıdaki verilen dağların hangileri doğru olarak eşleştirilmiş? Kıvrılma dediğimizde arkadaşlar Boz Dağlar olamaz. Yunt Dağlar olamaz. Aydın olamaz çünkü bunlar kırıklı dağlar. Kırılma sonucu oluşan demiş. Madra olabilir. Onun dışında Köroğlu olamaz arkadaşlar. Çünkü Köroğlu baktığımızda kıvrımlı bir dağ. Volkanizma sonucu oluşmuş Karaca Dağı olur arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Evet, beşinci sorumuzda Türkiye'de iki farklı yörenin bitki topluluklarının benzer özellikler göstermesinde hangisinin etkisi daha azdır diyor. Bitki topluluklarının benzer özellikler göstermesinde. Şimdi bu bitkilerin benzer olması arkadaşlar daha çok iklim ile alakalı. Sıcaklık, onun dışında yağış, bunun dışında baktığımızda o nemliliği etkileyen faktörler, denizellik gibi ki bunları dikkate almak mümkün. Bunun yanında baktığımızda bakı koşulları iki farklı yörenin bitki topluluklarının benzer özellik göstermesinde etkili olmayabilir. Çünkü bakının olduğu taraf değil, tam tersi. Özellikle Karadeniz'de baktığımızda kuzey yamaçlar bitki toplulukları yönünden daha zengin olabiliyor. Ama Akdeniz'de güney yamaçlar daha zengin olabiliyor. Denize dönük taraflar özellikle. Tabii burada toprak özellikleri de yine etkili faktörler arasında dikkate alınıyor. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Evet, altıncı sorumuzda hangisi Akdeniz'e dökülen akarsulardan biri değildir? Seyhan Adana, Adana'dan Akdeniz'e dökülüyor. Ceyhan Adana'dan Akdeniz'e dökülüyor. Bunun yanında Manavgat Antalya, Eşen Çayı yine Antalya, Gönen Balıkesir Marmara Denizi'ne dökülüyor. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Evet, yedinci sorumuzda yine haritada numaralar verilmiş yerlerin hangisinde heyelan riski diğerlerine göre daha fazladır? Özellikle Türkiye'de heyelan olaylarının en fazla Karadeniz'de olduğunu biliyoruz. Ki Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz'de heyelanları daha çok görüyoruz. Diğer alanlar zaten düz alanlar, eğimin az olduğu alanlar, iki dağlık engebeli bir yer. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Evet, 8. sorumuzda çiftçilikle uğraşan bir ziraat mühendisiyim. Tarım yapmak için Türkiye'nin en avantajlı yerinde yaşamaktayım. Bazı alüvyal ovalar gibi bu ovada da bize oldukça iyi olanaklar sunuyor. Yaşadığım yerde ılıman iklim şartları neticesiyle yılda birden fazla ürün alınır. Genellikle buğday hasadından sonra yerine mısır ve soya fasulyesi gibi tarım ürünleri ekilir. Dağlık alanlarda ise nüfusun geçim kaynağı hayvancılıktır. Başta kıl keçisi olmak üzere büyükbaş hayvancılıkla uğraşılır. Şimdi burada baktığımızda Iğdır Ovası olamaz. Çünkü ılıman iklim yok orada. Harran olamaz.
Bunun yanında Isparta karasal bir iklim olamaz. Bursa ya da Çukurova olacak ki birden fazla ürün alınması, alüvyal ovaların geniş yer kaplaması, kıl keçisi Akdeniz'de daha fazla, tabii Toroslar'da daha fazla. O yüzden bunu da eledim. Doğru cevabım Çukurova. Çukurova'nın hemen gerisindeki Toroslar'da kıl keçisi yetiştirildiğinde yapılıyor arkadaşlar. Yaylalara çıkıyor insanlar. Bu da önemli bir nokta. Evet, 9. soruda. Yine yukarıda haritada numaralandırılarak verilen koyu renkle gösteren alanların hangilerinde arazinin engebeli yapısı nüfusun seyrek dağılışında daha fazla etkilidir demiş. Özellikle burada dağlık engebeli olan yerler arasında değerlendirirsek ki 4 dağlık engebeli bir alan, 2 dağlık engebeli bir alan, 1, 3 ve 5 daha düz alanlar. O yüzden 2 ve 4'ü dikkate almam gerekiyor. O da doğru cevap olarak C şıkkında verilmiş. Doğru cevabımız C. Dağlık engebeli alanları dikkate alırsak 2 ve 4 oluyor. Evet, 10. sorumuzda mevsimlik göçler ağırlıklı olarak tarım işçilerin yılın belirli dönemlerinde sürekli yaşadıkları yerin dışına başka bir alana gitmesi şeklinde gerçekleştirilir. Aşağıdaki alanların hangisi bu göçlerin daha az veya hiç almayan yerlerdendir? Özellikle arkadaşlar Erzurum, Kars çevresi bu göçleri çok fazla almaz. Ama Şanlıurfa, Adıyaman, Pamuk için. Bunun yanında baktığımızda son yıllarda tabii buradaki ürün yelpazesi genişledi GAP'tan dolayı. Adana, Mersin çevresi özellikle Turunçgil olsun, Pamuk olsun bunlar için. Antalya, Alanya çevresi turizm amaçlı. Giresun, Ordu çevresi fındık toplamak amaçlı. Daha çok göç alabiliyor ama bu alanlar içerisinde en az Erzurum, Kars çevresi yani A şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet, 11. sorumuzda Türkiye'nin iç kesimlerinde küçükbaş hayvancılık yaygın olarak yapılırken Kuzeydoğu kesimdeki Erzurum, Kars, Ağrı üçgeninde büyükbaş hayvancılık ön plana çıkmakta. Özellikle bu alanda arkadaşlar bitki örtüsünün değişmesi, bozkırken özellikle çayır bitki örtüsünün görülmesi en önemli faktörlerden birisi. Tabii bu kısımda oradaki bu özellikleri etkileyen faktörler arasında iklim ve dediğimiz gibi oradaki bitki örtüsünü değiştiren faktör olarak dikkate alabiliyoruz. Yeryüzü şekilleri yükseltiye bağlı olarak Erzurum, Kars daha geç yağış alıyor. Konveksiyonel yağışlar orada daha geç oluyor. O yüzden C şıkkı iklim ve yeryüzü şekilleri olarak dikkate aldık. Peki 12. sorumuz. Turizmin Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlaması amacıyla uygulanabilecek politikalar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Turizm sektöründe istihdamın artırılması yani işçi istihdamın arttırılması demiş. İşçilerin bir işe yerleştirilmesi ki bu kısımda herkesi turizmde çalıştıramayız. Turizme istihdam olarak değerlendiremeyiz ki işçi sayısının arttırılması, çalışan sayısının arttırılması turizmin gelişmesi demek değil. Turistik çekicilikleri arttırmak, alternatif turizm türlerinin özellikle ekoturizm ve kültürel turizmin geliştirilmesi, tanıtım ve pazarlama, hava yolu ulaşımı ki daha çok hava yoluyla geliyorlar turistler. Bu da önemli ama kişi sayısının, çalışan kişi sayısının arttırılması bu politikalar arasında önemli bir yer tutmuyor. A şıkkı doğru cevabımız. 13. soruda Türkiye tarımının Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki durumuyla ilgili olarak hangisi söylenemez diyor. Tarımdan geçimini sağlayan insan sayısı oldukça fazla. Çalışanların yaklaşık %90'ı tarımda çalışıyordu. Tarımda gübre kullanımı yetersiz. Birim alandan elde edilen verim düşük. Tarımda makine kullanımı yeterli değil. Makineleşme çok fazla olmamış. Ticari amaçlı tarımsal faaliyetleri değil. Daha çok kendi işte yiyeceğini ya da temel besin olarak karşılama durumu söz konusu oluyor o yıllarda. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Evet, 14. sorumuzda Türkiye'de halen tarıma dayalı sanayinin en fazla katkı sağlayan bölgesel kalkınma projesini sormuş. Özellikle tarıma dayalı diyorsa arkadaşlar GAP ki birçok tarım ürünü artmıştı üretim olarak ve gelişmişlik sağlanmıştı. Tarım ve tarıma dayalı sanayi de gelişiyordu. GAP yani B şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet, 15. soruda aşağıda yine bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkte gösterilmiş. Ormanlar daha az alan kaplar diyor. Batı Karadeniz ki Türkiye'de orman varlığının en çok olduğu kısım olarak dikkate alınıyor. Bunun yanında yine Doğu Karadeniz ve geçiş kısmında Erzurum çevresi dikkate alınabilir. Yine Balıkesir, Kaz Dağları çevresi, Toroslar ama Güneydoğu Anadolu orman bakımından çok da zengin bir yer değil arkadaşlar. Bunlar içerisinde en az 4 numara olarak dikkate alınabilir. 16. soruda Türkiye'de karayolu taşımacılığının diğer ulaşım biçimlerine göre daha gelişmiş olmasının en önemli etkeni bize sormuş.
Özellikle baktığımızda karayolu her yere ulaşılabilir özelliğiyle karşımıza çıkıyor. Tüm illerin otobanlarla hala bağlandığını söyleyemeyiz. Özellikle otobanlara baktığımızda Ankara'dan başlayıp Edirne'ye kadar. Bunun yanında İzmir Çeşme Otobanı, ki şu an İstanbul İzmir Otobanı kısmında tamamlanma süreci dikkate alınabilir. Bunun yanında özellikle baktığımızda Niğde Adana kısmından başlayıp diğer Şanlıurfa'ya kadar ulaşan bir otoban var, ama diğer alanlarda otoban yok. Taşıtların büyük bir kısmı ülkede üretilmiyor. Akaryakıt istasyonlarının yol güzergahında sıkça bulunması bir etken değil. Yolcu ve yük taşımacılığında talebin yüksek olması, ki karayoluna talep de yüksek çünkü daha uygun olabiliyor. Mesela bir hava yoluna kıyasla dikkate alındığında. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Evet, 17. soruda, 17. sorumuzda Türkiye-Suriye sınırında yer alan sınır kapılarından biri değildir. Cilve Gözü Hatay, Suriye sınırı. Akçakale yine baktığımızda bulunduğu yer itibariyle Şanlıurfa, yine burada Yayladağı. Özellik olarak baktığımızda Hatay, Öncüpınar, Kilis, ama Gürbulak, İran'la aramızdaki sınır kapısıdır arkadaşlar. Suriye ile değil. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. 18. sorumuzda rüzgar enerjisi potansiyeli ve işletme verimine uygunluk bakımından aşağıdaki alanların hangisi diğerlerine göre daha olumsuz koşullara sahiptir? Çanakkale önemli bir yer. Biga özellikle önemli bir alan. Urla, İzmir önemli bir alan. Bodrum, Muğla önemli bir alan. Ama Rize, ki Türkiye'nin daha çok batısında toplanmıştır rüzgar elektrik santralleri. O yüzden Rize çevresinde uygun koşulların olduğunu söyleyemeyiz. Diğerlerine göre daha olumsuz. Doğru cevabımız E şıkkı oldu. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum. Merhaba arkadaşlar. KPSS coğrafya çıkmış soru çözümleri 2016 yılı ön lisans sorularıyla devam ediyoruz. Birinci sorumuzda yükselti arttıkça sıcaklığın düşme oranı Karadeniz kıyı dağlarının kuzey yamaçlarında güney yamaçlara oranla daha azdır diyor. Bu durumun sebebini bize sormuş. Özellikle Karadeniz'in kuzey yamaçları denize dönüktür. Denize dönük yamaçlarda nemlilik daha fazladır. Nemliliğin fazla olduğu yerde de sıcaklığı dengeleyici bir özellik söz konusudur. Yani ne aşırı sıcak ne aşırı soğuk olmaktadır. O yüzden Karadeniz'in kuzey yamaçlarında böyle bir durum söz konusu olmakta. O da seçeneklerde C şıkkında verilmiş, kuzey yamaçların daha nemli olmasıyla açıklanabilir bir durum olarak dikkate aldık. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet, ikinci sorumuzda aşağıdakilerden hangisi karstik kökenli bir ova değildir diyor. Tercan Ovası arkadaşlar bizim için tektonik oluşumlu bir ova. Erzincan kısmında bulunuyor. Muğla Ovası karstik, Kestel karstik, Suğla karstik, Elmalı karstik ovalar içerisinde sayılıyor. Ama Tercan için dediğimiz gibi tektonik, yani fay hatlarına bağlı olarak oluşmuş. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Evet, üçüncü sorumuzda Karadeniz bölgesinde yaygın olarak görülen orman güllerinin Nur Dağları yamaçlarında, Akdeniz Flora bölgesine ait olan Lübnan sedirinin Erbaa-Niksar çevresi, ki Karadeniz kısmında, yetişmesinin temel sebebini sormuş. Özellikle bir bitki örtüsü o iklime ait olmayan bir yerde karşımıza çıkıyor. Ki biz bunu iklim değişimleriyle açıklıyoruz. Çünkü 4. zamanda bir buzul çağı yaşanmış. Buzul çağının yaşanmasıyla birlikte daha soğuk yerlerde yetişebilen ürünler ya da işte bitki türleri var. Ya da daha sıcak alanlarda yetişen bazı bitkiler var. Şimdi şunu kıyaslayalım ya da şunu dikkate alalım. Örneğin soğuk bir alanda yetişen bitkiler Türkiye'de daha çok yükseklerde bulunur. Ki soğuğun artmasıyla birlikte bunlar daha aşağılara inmiştir. Ve daha sonra 4. zamanda tekrar hava ısınmaya başlayınca bu bitkilerin görüldüğü alanda, şu kısımdaki birçok bitki ortadan kalkmış, bazıları korunaklı alanlarda kalmış. İşte biz bunlara relikt ya da kalıntı bitki adını veriyoruz. Relikt ya da kalıntı bitkilerin özellikle o alanlarda olması da iklim değişimleri etkili ve 4. zamandaki iklim değişimlerini genelde bu sorularda kullanabiliyorlar. Dikkatli olalım. Relikt ya da kalıntı bitki dediğinde 4. zamandaki iklim değişimlerini unutmayalım. C şıkkı doğru cevabımız oldu bu sorumuzda. 4. sorumuzda Türkiye'de buzulların etkisiyle oluşmuş topografik şekillere ancak yüksek dağlık alanlara rastlanır. Hangisinde buzul şekillerine rastlanmaz diyor. Erciyes'te var arkadaşlar.
Aladağlar Toroslar'da var, Uludağ'da var, Kaçkar'da var ama Yıldız Dağları'nda biz buzul şekillerine rastlayamıyoruz. Çünkü Türkiye'de genelde buzul şekillerini görmek için 2000-2200 metre üzerindeki yükseltilere çıkmamız gerekiyor. Yıldız Dağları'nda yükseltisi ortalama 1100 civarıdır. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Evet, 5. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi Türkiye topraklarının tümü için, bakın tümü için önemli bir sorundur. Şimdi tuzluluk her yerde yok. Bakıyoruz, taşlılık dediğimiz işte daha büyük malzeme boyutu her yerde yok. Daha çok eğimli alanlarda var. Bunun yanında drenaj bozukluğu dediğimiz, ki drenaj su kanalları gibi düşünebilirsiniz ya da tahliye kanalları gibi düşünebilirsiniz. Orada daha iyi bir drenaj varsa daha fazla su tahliye olabiliyor, hareket edebiliyor. Bunun yanında baktığımızda kuraklık iç bölgelerde daha çok. Ama erozyon Türkiye topraklarının tümü için bir risktir. Ve Türkiye topraklarının hemen hemen tamamı bu risk içerisinde bulunmaktadır. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Evet, 6. sorumuzda arkadaşlar. Hangileri Konya Kapalı Havzası'nda bulunan sulak alanlardan biri değildir? Bilgi sorusu bu arkadaşlar. Ona göre dikkate almamız gerekiyor. Ereğli yine Konya kısmında var ki Türkiye'de 3 tane Ereğli söz konusu. Konya Ereğli var, Karadeniz Ereğli var, Marmara Ereğli var. Bu Konya Ereğli kısmında bulunan yer. Sultan Sazlığı Kayseri, ki Kayseri dediği için Konya Kapalı Havzası'nda yer almıyor. Hotamış yine Konya Kapalı Havzası'nda yer alır. O zaman yalnız 2, yani B şıkkı bu havza içerisinde yer almamaktadır. Evet, 7. sorumuzda Türkiye'nin toprak özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Karadeniz bölgesinin yüksek kesimlerindeki topraklarda pozollaşma ya da pozdörleşme görülüyor. Ki bu baktığımızda doğru bir ifade. Çünkü yükseldikçe sıcaklık düşüyor. Bu topraklar nemli ve soğuk alanlarda, nemli kısımla birlikte tabii Karadeniz için geçerli ve soğuk kısımlarda iğne yapraklı ağaçların olduğu alanlarda görülüyor. En fazla yıkanmanın olduğu topraklar iç bölgeler değil, kıyı bölgeler, özellikle Karadeniz'de. Akdeniz bölgesinin alçak kesimlerindeki topraklara terarosa oluşumu görülmez diyor ki Akdeniz'de zaten terarosalar görülüyor. Kuzeydoğu Anadolu platolarındaki topraklar organik madde miktarı fazla çünkü çernezyumları var orada. Tuz Gölü Havzası'ndaki topraklarda bitki yetişmez demiş. Yetişiyor arkadaşlar. Bozkır bitki örtülerini görüyoruz. O yüzden burada doğru cevabımız, yani doğrudur dediği için A şıkkı oldu. Evet, 8. sorumuzda Lozan Anlaşması çerçevesinde Yunanistan'la Türkiye arasında yapılan göç hangi göç türüne örnektir? Özellikle o dönemde arkadaşlar Yunanlılar baktığımızda Türkiye'deki Yunanlılar Yunanistan'a, Türkiye dışındaki işte Yunanistan'da bulunan Türkler Türkiye'ye gelmişti. Bu değiş tokuş, nüfus değiş tokuşu ya da mübadele göçü olarak dikkate alınıyor. Ki baktığımızda iltica dediğimiz işte sığınıyorlar. İş gücü dediğimiz özellikle Almanya'ya gidenler, mevsimlik dediğimiz işte tarım amaçlı, turizm amaçlı çalışmaya gidenler şeklinde ifade edilebiliyor. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Evet, 9. sorumuzda arkadaşlar. Aşağıdaki illerin hangisinin Trakya Yarımadası'nda toprakları bulunmamaktadır? Şimdi burada Edirne zaten Trakya kısmında. Kırklareli, Yıldız Dağları'nın olduğu kısım Trakya. Çanakkale ki hem Anadolu hem Avrupa kısmında özellikle Biga ve Gelibolu olmak üzere yine Trakya'da da bulunuyor. Bir kısmı Biga'da, bir kısmı Gelibolu, Gelibolu karşı taraf. İstanbul yine baktığımızda Avrupa yakası ve Anadolu yakası olarak dikkate alınıyor. Ama Balıkesir tamamen Anadolu kısmında yer alır. Trakya'da herhangi bir toprağı bulunmaz. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Evet, 10. sorumuzda Türkiye'nin batı ve doğu iller arasındaki doğurganlık oranının farklı olması hangileri, yukarıdakilerden hangileri etkili olmuş farklı olmasında? Şimdi bir, özellikle baktığımızda oradaki eğitim seviyesi. Çünkü eğitimli insanlar arkadaşlar tabii ki daha fazla çocuk yapmayı düşünmüyor. Refah düzeyi, yani o kısımda yaşayan insanların işte baktığımızda gelir düzeyleri, yaşayış biçimleri etkili oluyor. Ama nüfus yoğunluğu zaten o doğurganlık oranının farklı olmasında etkili değil. Ki 1 ve 2'yi aldık. Yani D şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet, 11. sorumuzda sanayi faaliyetleri Türkiye'deki nüfuslanma sürecinde oldukça önemli bir yer tutuyor. Sanayi testlerinin çok olduğu yerlerde aynı zamanda nüfus yoğunluğu da fazla oluyor. Buna göre yukarıdaki haritada yine numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde nüfus yoğunluğunun yüksek olmasında sanayi faktörü fazla etkili değil diyor. Şimdi Balıkesir, bunun dışında Kocaeli çevresi, yine Düzce çevresi, 5 numara İskenderun Hatay çevresi ve 4 numarada Rize çevresi olarak dikkate alınmış.
Şimdi burada baktığımızda özellikle 1, 2, 3 Zonguldak Düzce çevresi olsun, 5 Hatay olsun. Bu alanlar sanayileşmiş, en azından sanayinin bulunduğu alanlar. Ama Doğu Karadeniz'de çok fazla sanayi gelişmemiş. Burada nüfusun yoğun olarak yerleşmesinde daha çok tarımsal faaliyetler ve iklimin uygun olması, balıkçılığın gelişmiş olması gibi faktörler var. O yüzden Doğu Karadeniz çok fazla sanayileşmemiş bir alan olduğu için doğru cevabımız D şıkkı oldu. Evet, 12. sorumuzda Türkiye'de turizm 1980'lerden itibaren gelişme göstermeye ve bu doğrultuda turizmin çeşitliliği son yıllarda artmaya başlamış. Hangileri diğerlerine göre daha fazla turist çekmektedir diyor Türkiye'de. Ki Türkiye'de arkadaşlar deniz ve kıyı turizmi en çok turist çeken kısımda değerlendirilebilir. Bunun yanında kültürel turizm, özellikle baktığımızda işte tarihi mekanlar, bunun yanında özellikle dikkate aldığımızda antik kentler gibi faktörleri dikkate alıyoruz. Ekoturizm, ekolojik turizm, golf turizmi, bunlar tabii şu an geliştirilmeyi hedefleyen ya da geliştirilmesi planlanan bazı turizm türlerini oluşturuyor. O yüzden doğru cevabımız 3 ve 4. Yani evet, 13. sorumuza geldik arkadaşlar. Türkiye-Bulgaristan sınırında yer alır. Karayolu ve demiryolu geçişi vardır. İşlek ve önemli bir gümrük kapısıdır. Ki Batı'nın en işlek sınır kapısı olan Bulgaristan'la aramızda yer alan hem karayolu hem demiryolu bağlantısının sağlandığı sınır kapımız Kapı Kule'dir. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. 14. sorumuzda Türkiye'de genellikle sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu kentlerde demiryolu ulaşımı bulunmaktadır. Aşağıdaki kentlerden hangisi bu duruma uymamaktadır? Baktığımızda arkadaşlar özellikle Kayseri demiryolu hattının bulunduğu bir yer. Mersin'de bulunuyor ki Akdeniz'de sadece Antalya'da yok. Manisa'da bulunuyor, Ege'de sadece Muğla'da yok. Güneydoğu Anadolu'da zaten iller bazında bulunuyor. Gaziantep de bunlardan birisi. Ama Bursa'ya şu an tabii yapımı devam eden yüksek hızlı tren hattı var. Ancak şu tarih itibariyle hala açılmadığı için o yüzden bu alanlar arasında sanayileşmiş olmasına rağmen demiryolu bağlantısının olmadığı yer Bursa olarak dikkate alınıyor. Evet, 15. sorumuzda Türkiye'de bazı iller sahip oldukları ham maddeler nedeniyle belirli sanayi dallarıyla özdeşleşmişler. Buna göre hangisi buna örnek değil? Kars et ve süt ürünleri. Eskişehir meyve suyu üretimi kısmında arkadaşlar öne çıkmıyor. Ki Eskişehir daha çok tahıl. Bunun yanında baktığımızda bor, lületaşı gibi noktalarda karşımıza çıkıyor. Çanakkale konserve var. Domates üretiminde biliyorsunuz oldukça önemli. Bunun yanında balık konservesi. Aydın pamuklu dokuma önemli. Konya unlu mamuller önemli. Ama Eskişehir için meyve suyu üretimi ön planda değil arkadaşlar. Evet, 16. sorumuzda hangisinde petrol taşımacılığı yapılır? Biliyorsunuz buna benzer sorular sık sık soruluyor. Yani hangisinde petrol, hangisinde özellikle doğal gaz taşınıyor, bunları bilelim arkadaşlar. BTC dediğimizde arkadaşlar Bakü, Tiflis, Ceyhan petrol taşınıyor. Bunun yanında mavi akım dediğimizde Rusya'dan gelen, Samsun'dan giriş yapan doğal gaz taşınıyor. Kerkük yumurtalık yine uluslararası boyutta petrolün taşındığı bir boru hattı. İran, Türkiye doğal gaz, ki doğu hattı olarak geçiyor bu, doğal gaz taşınıyor. Yumurtalık Kırıkkale dediğimizde özellikle dikkate aldığımızda Ceyhan'dan Kırıkkale'ye giden petrol boru hattımız var. Batman'dan Dört Yol'a giden petrol boru hattımız var. O anlamda da baktığımızda petrolü sorduğu için biz 1, 3 ve 5 numarayı dikkate alabiliyoruz. O yüzden C şıkkı doğru cevabımız. Mavi akım, İran, Türkiye doğal gaz boru hattı, doğu hattı dedik. Bunun yanında arkadaşlar TANAP, bunun yanında Batı hattı, bunun yanında Bakü, Tiflis, Erzurum, BT'ye kısaltılmışıyla bunu karıştırmayalım. Ve Türkiye'den sadece geçiş yapan Türk akım. Bunlar da doğal gaz taşınıyor. Bunları da hatırlatmış olalım. Evet, C şıkkı doğru cevabımız 16. sorumuzda. 17. sorumuz. Türkiye'deki kırsal yerleşmelerde yaşayanlar bulundukları bölgenin coğrafi özelliklerine göre farklı ekonomik faaliyetlerde bulunuyorlar. Buna göre yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen kırsal alanların hangilerine tarımsal ekonomik faaliyet daha çok benzerlik gösterir? Şimdi, tarımsal ekonomik faaliyetlerin benzerlik göstermesi için arkadaşlar genelde bu alanlarda iklimlerin benzer olması gerekiyor. 1. Akdeniz iklimi, 2. ılıman karasal, 3. Akdeniz iklimi etkileri de var ama karasal bir yer, 5. sert karasal, 4. Karadeniz iklimi. Ki bu anlamda İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu birçok ürün yelpazesi olsun, birçok işte iklim şartı olsun birbirine daha çok benzerlik gösteriyor. O yüzden doğru cevabımız 2 ve 3 olarak dikkate alınabilir. Evet, 18. sorumuzda aşağıdaki haritada alternatif enerji üretimi yapıldığı 3 alan koyu renkle gösterilmiş.
Ki bu alanları dikkate aldığımızda alternatif dediği tabii yenilenebilir enerji kaynakları oluyor genellikle. Enerji kaynaklarında hangisi öne çıkmaktadır diyor. Özellikle Türkiye'nin batısında yoğunlaştıysa, özellikle yine Hatay'ın batı kısmında yoğunlaştıysa bu rüzgar oluyor arkadaşlar. İlk rüzgar santralimizde İzmir, Çeşme, Alaçatı'da kurulmuştu. Çanakkale önemli bir yer, Balıkesir önemli bir yer, Manisa önemli bir yer. Batıda rüzgar gücü yoğunlaşmış, rüzgarla elektrik üretimi yoğunlaşmış. Ege birinci, Marmara ikinci sırada geliyor rüzgarla elektrik üretimi ve kurulu güç bakımından. Evet, bu şekilde arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.